Merhaba canlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben de iyiyim arkadaşlar. Allah'ıma şükürler olsun. Yavaş yavaş yaşıyoruz işte. Rabbim hepimize sağlık ve iyilik nasip etsin canlarım. Her şeyin güzeli sizin olsun sevgili teraziler. Tekrar hoş geldiniz. Bugün sizi terazi burcu ile ilgili malumat vereceğiz. Detaylı açılım yapacağız canlarım. Terazi burcu 15 31 Ekim diyeceğiz. Bakalım 15-31 Ekim arasında terazileri neler bekliyor arkadaşlar? Ufak bir malumat verelim. Hemen hiç vakit kaybetmeden geçelim terazilere. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum. İzleyen arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Çünkü biz bir emek sarf ediyoruz. İzlemem çok, görüntülemem çok, izlemem saatim çok ama abonelerim nedense abone olmayan ve çok izleyicim var ama bu abone olmak zor bir şey değil arkadaşlar. Lütfen bizim emeğimize saygı olarak abone olursanız sevinirim. Videolarımı izledikten sonra beğenirseniz sevinirim. Beğeni butonuna basarsanız ve yorumlarınız çok çok önemlidir benim için canlarım. Bu arada Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Duyurularımı Instagram'dan yapacağım arkadaşlar. Ve özel açılım için de Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Evet. Terazi bursları hava grubuna dahildir biliyorsunuz. Gezegeni Venüs'tür. Renkleri mavi pembedir. Uğurlu taşları safirdir. Uğurlu günleri cuma günüdür sevgili terazilerim. Terazi burcunu çok severim arkadaşlar. Yükselen burcum terazidir. Bu arada burcu terazi, yükselen burcu ve ay burcu terazi olan arkadaşlar için konuşuyorum canlarım. Terazi burçları Venüs'ün yönetiminde olduğu için güzellik aşığıdır. Teraziler çok zarafetlidir. Teraziler çok adil ve adaletlidir. Teraziler kararsız burçlardır. Hayatlarıyla ilgili kararları vermekte zorlanan burçlardır. Terazi burçları arkadaşlar. Evet. Bunun dışında teraziler fazla çaba göstermeyi sevmeyen burçlardır. Yani alıngan burçlardır genellikle terazi burçları. Dediğim gibi adaletli oluyorlar. Temiz oluyorlar teraziler ama biraz soğukkanlı oluyorlar. Yani rahat burçlardır. Rahatsız etmeyi ve edinmeyi sevmeyen burçlardır arkadaşlar terazi burçları. Evet, en iyi anlaşacakları burçlar ikizler burcu ile iyi anlaşır teraziler. Kova burcuyla iyi anlaşır teraziler. Yani hava grubu ile iyi anlaşır terazi kendi türünden. Koç burçları ile iyi anlaşırlar. Balık burçları ile yengeç burçları ile sıkıntı yaşayabilirler. Yay burcu ile çok iyi anlaşırlar. Oğlaklarla, boğalarla sıkıntı yaşayabilirler. Akrep burcu ile sıkıntı yaşayabilirler. Aslan da olumludur. Yay koçla olumludur. Ateş gruplarıyla ve su gruplarıyla olumludur arkadaşlar. Bu arada yükselen burçlara da dikkat edelim arkadaşlar. Yükselen burçlar özellikle 30 yaştan sonra yükselen burçlar çok etkili oluyor. Mesela benim yengeç burcum yükselenim terazi ise çoğunlukla terazinin karakterini taşırım arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani böyle açıklıyorum ki siz de anlayın. Yükselen burçlar çok etkilidir arkadaşlar. Evet. Kartlarımı karıştırayım. Direkt hemen hız kesmeden devam edelim. Terazi burçları 15-31 Ekim'de neler bekliyor terazi burçlarını? Biraz bir alan açalım. Evet. Sevgili teraziler, kartlar çok güzel çıktı. Harika. Gerçekten olağanüstü kartlar. Wow. Bunu da çıkardım. Evet. Böyle açayım. O, terazi burçları. Çok ağır düşünceler içerisinde gösterdi kahvede. Yani biraz zor bir dönem geçirdiklerini gösteriyor ve zorlandıklarını gösteriyor terazi burçlarını. Sevgili teraziler burada neler var? Rahatlık var diyor. Ayın 12'sinden itibaren bir rahatlama söz konusudur terazi burçlarının hayatında.
Gerçekten burada terazi burcuna mutluluk ve sevinç getiren, terazi burcuna çaba gösteren yeni bir sayfa toprak kartı gösterdi arkadaşlar. Boğa Başak Oğlak'tan terazi burcuna gelen yeni bir çaba, su grubu da var burada. Özellikle yengeç gösteriyor. Yengeç, balık, akrep diyelim ama başta yengeç geliyor. Su ve toprak gruplarıyla terazi burçları arasındaki ilişkinin pekişeceğinden ve özür dilerim. İlişkilerin pekişeceğinden ve beklediği su ve toprak grubundan beklediği aşktan yana beklediği bir haberin geleceğinden bahsediyor ve güzel günlerin geldiğinden bahsediyor sevgili terazilere. Güzel bir aşkın, güzel bir barışın, güzel bir mutluluğun ve güzel bir fırsatın, aşktan yana olan fırsattan bahsediyorum. Geleceğini ve başladığını gösteriyor sevgili teraziler için. Terazi burçlarını bu arada maddi sorunları olduğunu gösteriyor sevgili terazilerin. Maddiyattan yana bir sıkıntı yaşadıklarını gösteriyor. Ödemeleri onlara sıkıştırdığını gösteriyor. Özellikle 5 vakittir, 5 aydır terazi burçlarının maddi sıkıntıları olduğunu gösteriyor. Terazi burcu ayın 17'sinden itibaren verimli bir dönemden bahsediyor. Dengeyi tutturacağınız bir dönemden bahsediyor. Yani bu iş başvurularınızdır, diplomalarınızdır, imzadır, ev değişimidir. Yani atacağınız her adımı verimli ve güzel zamanlama olarak ayın 17-18'inden sonrayı yapabilirsinizin sinyalini veriyor kartlar. Ve burada terazi burçlarını güzel bir haberle ödüllendiriyor kartlar. Bu neyin haberidir? Güzel günlerin, verimli günlerin, yani hayatınızda ve yolunuzun ışıklanacağını, önünüze fırsatların geçeceğini, değişimi ve bu sıkıntıdan çıkacağınızın sinyalini veriyor sevgili teraziler. Evet, şöyle bir kahveye de bakalım. Devam edeceğim tarot yorumumu. Burada gördüğünüz gibi terazi burcunun yoğun bir dönemden geçtiğini gösteriyor. Gerçekten de neden yoğun bir dönem? Terazi burcu hayatıyla ilgili iki karar içerisinde kaldığını gösteriyor. Yani çok kararsız kaldığını gösteriyor. Hem aşktan yana kararsız kalmış, hem bir işle alakalı kararsızlıklardan bahsediyor sevgili teraziler için. Ama lütfen kararınızı verin. Çok güzel bir haberiniz var burada da. Kuşu görüyorsunuz arkadaşlar. Aşkla ilgili sevgilinizden, partnerinizden çok güzel bir haberin geleceğini gösteriyor. Bu nedir? Bu size olan teklifinden bahsediyor. Yani uzun süredir haber beklediğiniz sevgilinizden bir haber gelebilir. Bir görüş mesajı, bir evlilik teklifi, bir nişan teklifi, bir görücü. Böyle şeylerden bahsediyor terazi burçları için. Arkanızı sağlam gösteriyor sevgili teraziler. Bu dönem içerisinde bu 5 vakittir çektiğiniz sıkıntının geçeceğinin sinyalini veriyor. Kahvede aynı şekilde. Burada terazi burçlarına mahkemesi olan terazilerden bahsediyorum. Uzun bir kargaşanın içerisinde gösteriyor terazi burçlarını. Terazi artık bu durumdan gerçekten yorulmuş olarak gözüküyor arkadaşlar. Bu akraba ve aileyi gösteren bir kargaşalı bir davadan bahsediyor. Bu davada haklı olan kişi hem terazidir, terazinin yanında da bir kişi var, iki kişi olduklarını gösteriyor. Karşı tarafı ise üç kişi gösteriyor. Ama bu davada haklı taraf sizsiniz sevgili teraziler. Tamam, biraz uzun süreç gösteriyor bu mahkemenin bitişini veya bu kargaşanın bitişini ama karar olarak sizin lehinize çıkacağını ve zafer sizden yana olduğunu gösteriyor. Ama gerçekten çok acayip şekilde sizin canınızı sıkan bir durumdan bahsediyor bu mahkeme. Bekleme süreci sizin canınızı sıkıyor ve burada olan adaletsizlik, birebir size olan haksızlık ve adaletsizlikten bahsediyor terazi burçları. Terazi burçları burada teklenmiş olarak gösteriyor. Terazi burcu her zaman adaletine güvenmiş olarak gösteriyor ve doğru ifade ettiği her şeyin de arkasında durduğunu gösteriyor. Terazi burçlarına değişim gösteriyor. Ev değişimi olabilir. Ne bileyim, beğendiğiniz bir şeyi değişebilirsiniz. Çünkü
Bir araba değişimi olabilir, ev değişimi olabilir, iş değişimi de olabilir. Yani ufak bir, çok büyük bir mesafe olmasa da ufak bir mesafe değişikliğinden bahsediyor. Bu neyin sinyalini veriyor arkadaşlar? Yani şehir değişimi değil, şehir içerisinde yer değişiminden bahsediyor ve terazi burcu uzun süredir bunu düşünüyor. Bunu yapacağınızı gösteriyor. Burada terazi burcundan ayrılan bir kişiden bahsediyor. Evli olan terazi burçları. Ailenizde bir sıkıntı olabilir. Yani tamamen ters dönmüş olarak sıkıntıdan bahsediyor. Yani ters bir düşünceden bahsediyor. Anlaşamıyorsunuz karşı partnerinizle. Yani boşanmayı düşünen teraziler için boşanma göstermiyor. Karşı tarafın boşanma kesinlikle boşanma göstermiyor. Böyle bir süreç gösteriyor. Ayrılık süreci gösteriyor. Yani küslük süreci gösteriyor. Evli olan terazilerden bahsediyorum. Ama şu an için genellikle boşanma göstermiyor. Bu arada arkadaşlar, bu bir kolektif açılımdır. Üzerinize uyanları alın, uyumayanları geri evrene iade edin. Benim burada gördüğüm kadarıyla terazi burçlarına boşanma göstermiyor. Karşı tarafın teraziye yapışacağını gösteriyor. Yani ne yapıp ne edip tamamen fikrini ve teraziyi bırakıp giden kişiden bahsediyorum arkadaşlar. Yani zamanında terazi burcuyla arasında mesafe koyan evli olan çiftlerden bahsediyorum. Bu karşı taraf mesafeyi kendisi koymuş olarak gösteriyor ama belli bir süre sonra diyor. Yani ayın üçüncü yarısını gösteriyor. İkinci yarısından sonra üçüncü yarısını gösteriyor. Yani ayın 20'si ile 31'i arasında bu kişi kendisi gelip terazinin ayağına yapışacağını ve önünde mahcubiyetini bildireceğini gösteriyor ve bu karşı tarafın fikrinin tamamen ters döndüğünü gösteriyor ve böylelikle boşanma göstermiyor sevgili terazilere. İş değişimi var, ev değişimi var ama boşanma göstermiyor. Burada zaten ilk çıkan kartlarda bakın, burada terazi burcunun İslam'ın simgesidir benim gördüğüm kadarıyla. Yani inanç simgesidir. İnancın simgesinden bahsediyor arkadaşlar. Burada gösterilen simge inançlıdır terazi, adildir. Terazi kimsenin hakkını yemeyi sevmez, hakka girmeyi sevmez. Terazilerin en büyük problemi arkadaşlar, terazi burçları kararsız burçlardır. Yani çabuk duygu değişimi yaşayan ve biraz da özgüven probleminden kaynaklanan bir sorundan bahsediyor. Özgüven sorunu. Yani kendine ait olan kararları birine danışmadan terazi burcu veremiyor arkadaşlar. Evet, geçelim diğer kartlarımızın yorumuna. Terazi burçları uzun zamandır görüyorsunuz işte. Uzun süredir terazi burcunun el çatmayan bir yerde gösteriyor. Yani fikrinde ve aklında olan bir düşüncesinin olduğunu, hiçbir şekilde o adalete ve memnuniyete ulaşamadığını ve hem iş konusunda hem aşk konusunda yalnız kaldığını, yani yalnızlık gözüküyor teraziye. Uzun süredir bunu yaşadığını gösteriyor. Çok düşünceleri var. Düşünüyor ama kendi içinde düşünüyor. Kimseyle paylaşmıyor düşüncesini. Sıkıntılı gösteriyor. Terazi hiç merak etmesin. Sıkıntısını bir şekilde toparlanacağını, kendi gücünü toplayacağını, ulaşmak istediği o nokta neresiyse, o hayal ettiği ve el çatmaz, onun için el çatmaz olan nokta neresiyse orayı yakalayacağından bahsediyor arkadaşlar. Ve arkasından çıkardığı kart da başarıyla yakalayacağını ve adaletle zafer işaretini gösteriyor arkadaşlar. Çok güzel kartlar çıkardı terazi burcu gerçekten. Burada terazi burcunun hüzünlü gösteriyor. Bakın, aşktan yana hüzünlü gösteriyor. Yani sabit gösteriyor. Fazla çaba sarf etmeyi sevmiyor teraziler. Karşı tarafa kendilerini düşürmeyi veya böyle yapışmayı sevmeyen burçlardır terazi burçları. Ama bir adaletsizlik varsa onun da telafisini yapan burçlardır. Bunu gösteriyor. Karşı tarafla arasında olan aşktan yana olan sorunu çözüleceğini gösteriyor terazi kendi çabasıyla. Burada bir yol kartı gözüküyor. Terazi burcunda yabancı bir ülke,
Yani seyahat kartı gösteriyor. Seyahat edeceğinden bahsediyor. Seyahat edeceği yerle yalnız etmeyecek terazi burcu. Kalbinde ve gönlünde olan bir kişiye sürpriz bir şekilde bir buluşma ile beraber bir davetle beraber gezi kartı gösteriyor. İş değişiminde yabancı bir ülkeye eğitim olabilir. Bakın bu da var. Çünkü değişim gözüküyor. Eğitim olabilir. Yaşamak için ülke değişimi olabilir, şehir değişimi olabilir ama genellikle ülke değişiminden bahsediyor ve uzun süredir kafasında kurduğu terazinin planları vardır bu değişim için, bu proje için, bu projenin hayata geçireceğinden bahsediyor terazi burçlarını. Evet, devam edelim. Terazi burçlarının ciddi sağlık sorununu görmüyorum. Bunu göstermiyor ama terazi burçlarında biraz yorgunluk var arkadaşlar. Psikolojik yorgunluktan bahsediyor, hem fiziksel yorgunluktan bahsediyor. Yani terazi burcu uzun süredir mücadele ettiğini gösteriyor. Aileli olan teraziler aile içerisinde sıkıntı yaşadığını gösteriyor. Yani çok zorlandığını gösteriyor ama bu zorluğu atacağından bahsediyor. Burada terazi burcunun hayalinde ve kafasında tuttuğu normal bir hayattır. Fazla bir şeyde gözü yok terazinin. Yani huzurlu, sessiz bir hayat istiyor terazi burcu. Bunun peşinde koşmak için bayağı çaba sarf ettiğini gösteriyor. Ve bunun hayalini kurmuş her zaman. Sakinlik istiyorum ben. Bunu da belirtmiş zaten. Ben sakinlik istiyorum. Hiçbir şeyde gözüm yok. Kafamın rahat etmesini istiyorum. Ama bu mücadele ve bu kargaşalar terazi burcunu üzüyor. Ama bu konuda ilgili aileli olan terazilerden bahsediyorum. Aile içerisindeki tartışmadan bahsediyor. Yani bir kararsızlık var aile içerisinde. Terazi burcu sessiz burçtur. Yani fazla aktif saldırıya geçen burçlar değil yani terazi burçları. Onunla ilgili sessiz kalmasını bakmayarak böyle içinin kalbinin dolmuş artık yeter diyeceği zamana gelmiş olarak gösteriyor. Artık ayaklanmış olarak gösteriyor terazini. Terazi bütün sıkıntılarını atacağından bahsediyor. Ayın üçüncü yarısını gösteriyor. Yani ayın son 10 gününde terazi burcu tamamen kesinlikle hayatındaki değişim olacağını gösteriyor kartlar. Artık değişimin kararını vermiş olarak gösteriyor. Yani boşanacak. Susacaksa susacak, yakacaksa yakacak. Net karar zamanıdır terazi burcu için. Yani terazi her konuda maddi konularda zaten kötü göstermedi başından da. Tamam, kötü biraz sıkıntılı gösterdi ama bu ayın ikinci yarısından itibaren güzel fırsatların geleceğini gösteriyor. Hatta işaret ediyor bu ayın ikinci yarısından sonra. 17, 18, 19 bu üç rakamlara dikkat edin 3 güne. Değişim gösteriyor arkadaşlar. Güzel bir değişimden, güzel bir fırsattan bahsediyor. Bir, terazinin ruhsal olarak yorgun gördüm. Yani kargaşalı bir durumun içerisinde gördüm terazini. Ama bu kargaşadan çıkacağı yine kendisidir. Huzura kavuşacaksın sevgili terazi. Terazi burçlarının biraz sağlık sorunları var. Buna dikkat edin lütfen teraziler. Terazi her zaman zarifti. Terazi her zaman sevilen kadındır. Terazi her zaman arzu edilen kadın olmuş arkadaşlar. Çünkü zerafettedir. Venüs yönetiyor teraziyi. Ve çok güzel sonuç verdi kartlar. Artık bunun üzerine kart açmak istemeyeceğim. Çünkü çok güzel kartlar çıkardı. Sonuç olarak tamamladı. Burada terazi burcu diyor ki senin uzun süredir beklediğin o huzuru yani beklediğin o güzelliği, o huzuru hayalinde ve kafanda tuttuğun o ideal olan ne varsa her şeyin önüne sunulacağı zamandır diyor. Karşı partnerin sana çok zorluk çıkartan olan o karşı taraf. Kendisi gelip senin önünde mahcup bir şekilde sana bir teklifte bulunacağından bahsediyor. Maddi konularda sıkıntınızı yavaş yavaş atacağınızı gösteriyor. Aşk konularında büyük bir sıkıntı. Bakın arkadaşlar terazi burcu gerçekten çok zorlanmış olarak gözüküyor ama gerçekten bu zorluğu net olarak atacağından bahsediyor. Ayın 17, 18, 19 veya son 10 gününü gösteriyor. Son 10 günü önemli gelişmelerden bahsediyor. Teraziye ısrarla yol gösteriyor. Dünya turu olabilir arkadaş. Dünya turu olabilir. Yani
Bu şehir değişimi değil, ülke değişiminden bahsediyor. Herkülade diyor ki sana önüne ışık tutan, senin bütün düşündüğün düşüncelerin, o karşı tarafa verdiğin bütün düşüncelerin toplamı güzellik olarak dönüp senin önüne ışık tuttuğunu gösteriyor. Bunun açıklaması nedir? Adil davrandığın için diyor, artık kafanı yormaman gerekiyor. O kadar adil davranan burçtur ki terazi. Karşı tarafa o kadar sevecen tavırlarıyla, yardımseverliğiyle kendini belli edip niyetini belli eden burçlardır ki kartın açıklaması diyor ki o yaptığın iyilikler senin yoluna ışık tutacağından bahsediyor ve değişim onun değişimidir arkadaşlar. Çok güzel değişim, çok güzel fırsatlar geliyor. Sadece ruhsal olarak biraz yorgunluk gözüküyor. O terazi burçlarında arkadaşlar bunun dışında başka bir sıkıntı göstermiyor. Çok güzel çıktı gerçekten. Ruhsal olarak bunalım dışında başka ciddi bir sıkıntı göstermedi terazi burçları için. Sevgili teraziler, sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepinize tek tek teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum canlarım. Hoşça kalın, güzel kalın.